İşletmelerimiz de yine aynı. Bugün 200 bin, 300 bin euroya bir tezgah alıyorsunuz. Bu tezgahın amortisini, yani amortismanını tamamlayıp işte bu tezgah taksitlerini ödeyene kadar tezgah eskimiş oluyor. Aslında bu tezgah, hani ben onu da söyleyeyim. Bakın, önümdeki yine bir teknolojik cihaz. Evet. Bugün her yerde artık kullanılan, birçok insan tarafından tabii Şu an işi gereği sevgili kullanmaya seyircilerimiz de çalışan. ekranlardan izliyorlar. Sizin yaptığınız cihazlarla ilgili seçim Evet, çalışmalarınızı bir evet. taraftan da izliyorlar şu anda. Evet. Zafer bölgesinde yaptığımız çalışmalar, bunlar yine Gezboard, evet. gezboardlarımız. Ve dediğim gibi çok yoğun bir ilgiyle karşılaştık bunlarda özellikle. Evet, farklı bir Çok çalışma. farklı. Bunun gibi birkaç tane daha sürprizimiz var bu arada Konya için. Ama bunlar dediğim gibi 12 Haziran'a kadar olan küçük sürprizler. Asıl sürprizler 13 Haziran'dan sonra başlayacak. Gerçekten Konya'mız milletvekili anlayışını 13 Haziran'dan sonra görecek. Diyecek ki evet, Konya'nın milletvekili var diyecek. Özgür Akın'ı var diyecek. Ben bugüne kadar bütün hizmetlerimi Konya'ya yaptım. Genel bir söylem var tabii. Tabii şeye de bakmak lazım, listelere de bakmak lazım. Bir dönemi, şu anki aktif dönemde 16 tane milletvekilimiz var. Yeni dönemden bahsetmiyorum. Yeni de Evet. 14'e düşürdüler ama onu 16 tane milletvekilimiz var. Bugün kamuoyuna bir yoklama yapsak kaç tanesinin ismini biliyorlar ve kaç tanesi ne tür hizmetler yapmış? Milletvekiline bu açıdan da bakmak lazım. Gerçekten halkın içindeler mi? İnsanları dinliyorlar mı? Konya'mıza değer katıyorlar mı? Bunlar önemli. Yeni göndereceklerimiz için de bu geçerlidir. Ki küskünler dediğimiz bir sürece girdi Konya'mız. Partilerin listeleri ciddi anlamda tepki topladı. Bu da önemli bir olay. Halkımız bir takım yoklamalarla, araştırmalarla kamuoyu yoklaması yapılıyor. Deniliyor ki işte vekiliniz hangisi olsun? Bir ön yoklama yapılıyor. Bazı listeler oluşuyor. Ama bu listeler kabul edilmiyor. Maalesef tepeden, Ankara'dan tayin etme diyoruz hatta biz buna kendi deyimizle. Ankara'dan tayin edilen bir liste diyor ki alın bakın bu sizin listenizdir, vekillerinizdir. Bunları oylayacaksınız. Hani milletvekiliydi ben oylayacaktım? Hayır, siz oylamayacaksınız. Sizin vekilleriniz bunlar. Geçmişte de bu böyleydi. Ama geçmişte medyamız bu kadar güçlü değildi. İnternetimiz, teknolojimiz bu kadar güçlü değildi. İnsanlarımız bunu tam olarak idrak edemiyordu, bilinçli olamıyorlardı. Burada medyamıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Artık halkımızı bilinçlendirdiler. Ve halkımız bilinçlendirdiler. Ve halkımız özellikle diyor ki, hayır diyor, ben diyor kendi vekilimi seçeceğim diyor. Bana vekili dikte edemezsiniz diyor. Baskıyla bana despot bir şekilde bunlar sizin vekiliniz deyip gönderemezsiniz diyor. Böyle çok ciddi bir kitle var Konya'da. Konya'da çok ciddi bir kitle var. Buna küskün mü dersiniz siz ya da bilinçli Siz insanlar mı onların dersiniz? oylarına da talipsiniz. Kesinlikle, kesinlikle. Ben onların vekili olacağım. Ben Konya halkımın vekili olacağım. Onu da söyleyeyim. Ben Konya'da şey de vardır. 13 Haziran'da küskünlükler biter. Evet. Bu belki politik bir cümle ama benim fıtratımda, anlayışımda, yaşam biçimimde de bu vardır. Kimin seçtiği ya da seçeceği çok önemli değil. Ben çünkü Konya'ma bugüne kadar hizmet ettim. Konya'ma küsme gibi bir lüksüm olamaz. İnsanlarıma küsme gibi bir lüksüm olamaz. Ben Konya'ma hizmet etmeye devam edeceğim. Bu kazanıp kazanmamam çok önemli değil. Onu da belirteyim. Ama inşallah kazanırsak Konya çok güzel bir mesaj vermiş olacak. Hem biraz önceki belirttiğimiz siyasi tablodan dolayı Konya Ankara'ya güzel bir mesaj vermiş olacak. En önemlisini söylüyorum. Özgür Akın Türkiye'de tanınmış bir insandır. Bugün dediğim gibi Evet. 16 senedir Türkiye'de yazılım şirketi anlamında kendi kurumundan dolayı, Akınsoft'tan dolayı Türkiye'nin önde gelen bir yazılım şirketini idare ediyorum ve başarı hikayelerim her yerde yayınlanıyor. Hem yerel hem ulusal medyalarda birçok kez çıktı. Dolayısıyla Konya adı teknolojide bir kez daha ulusal medyada yer alacak. Konya bugün yerel medyamı sürekli yazıyor. Evet. Bağımsız aday Konya'yı teknoloji başkenti yapacak. Konya teknoloji başkenti olacak. Teknoloji Bakanlığı çalışmaları başlatacak. Ki Bilim ve Teknoloji Bakanlığı da benim projelerimden bir tanesidir. Sürekli bu konuda da kamuoyu oluşturuyorum. Sürekli bunu da gündeme getiriyorum. Umut ediyorum bu süreç içerisinde o da Şimdi oluşacak. teknoloji başkenti konusunu açmışken ben bir noktaya değinmeden geçemeyeceğim bu konuyu. Biliyorsunuz Konya Selçuklulara başkent yapmış. Evet, Selçuklu evet. payitahtı olarak bilinen bir şehir. Sonrasında devamında yine özellikle yerel yöneticiler tarafından kültür başkenti ilan edildi. UNESCO tarafından Mevlana yılı ilan edildi. Ama Konya'da sürekli bir tanıtım eksikliği yaşandı. Bunu biz sevgili seyirciler gündemden hiç eksiltmedik aslında. Konya'yı Türkiye'de hatta yurt dışında bir tanıtım eksikliği olduğundan dolayı bir sıçrama yakalayamadı, bir zıplama yakalayamadı diye sürekli seslenişte bulunmuşuzdur. Sizin Doğru, de doğru. iddialı bir cümleniz var. Konya teknoloji başkenti olacak. Umarım
yıllardır yapılamayan tanıtım eksikliğini siz bu işin üstadı olarak, bir profesörü olarak kısa sürede yaparsınız ve gerçekten verdiğiniz, seçimden önce verdiğiniz vaati de yerine getirmiş olursunuz. Teşekkür ederim. Şimdi Mehmet Bey, ben içi boş vaatler vermek istemiyorum. Öncelikle bunu belirteyim. Bundan ben de çok rahatsızım. İnsanlarımız da çok rahatsız. Artık o kadar komik vaatlerle karşımıza geliyorlar ki. Bunlardan bir iki tanesini örnekleyebilirim sizlere. Buyurun. Artık komedi haline bile geldi. Bütün internette dönüyor, halkımız kendi arasında konuşuyor. Mazot 1 lira olacak diyorlar. Şimdi bakın, mazot 1 lira yapmak zor değil. Bunu her yerde söylüyorum. Mazotu iki şekilde 1 lira yapabilirsiniz. Birinci yöntem şu. Gidersiniz elektriği 2 liraya çıkartırsınız. Suyu 3 liraya çıkartırsınız. Ekmek de 4 lira olur. Bir yerlerden kırpacaksınız çünkü. Diğer yerleri. O zaman mazotu 1 liraya düşürebilirsiniz. Evet. Birinci yöntem budur. İkinci yöntemde gidersiniz Türkiye'nin kendi petrolünü çıkartırsınız. Kendi mazotumuzu yaparsınız. O zaman da mazotu 1 liraya düşürebilirsiniz. Bunlardan ikisini yapmayacaksanız mazot 1 lira diye bağırmamızın bir anlamı yok. Bir yerlerden kırpmadan mazotu 1 liraya düşürebilirsiniz. Evet. Şimdi insanlarımız boş vaat istemiyorlar. Ama ben şunu söyleyeyim. Ülkemiz kalkınırsa mazotsuz çalışan arabalar yapabiliriz. Benim bugüne kadarki projelerimi gören, takip eden Konya halkı bunun içi dolu bir vaat olduğunu çok iyi bilir. Bugün teknoloji elektrikli araçlar üzerine gitmekte. Evet. Çok daha farklı yakıt türevleri üzerine gitmekte. Teknolojik buluşlar artık petrolden enerji kaynağı üretmenin dışına sürekli gidiyor ve bu tür araştırmalar yapıyorlar. Teknoloji eğer bünyenizde bulundurur, geliştirir, kalkındırırsanız çok daha farklı enerji kaynakları elde edebilirsiniz. Şimdi... Teknoloji bize ne sağlar? Teknoloji bize ne getirir? Teknoloji başkenti olmak ne getirir? Ya da biz bu Konya'mızın tanıtımını yeterince yapabilir miyiz? Teknoloji başkent olunca yani ne olacak? Evet, evet, o da doğru, o da güzel. Şimdi bakın, bu çok zor bir şey değil. Çok da korkarak söyleyeceğimiz bir şey değil. Ben bunu bağıra bağıra söylüyorum çünkü. Diyorum ki Konya teknoloji başkenti... Bugün söylemiyorum Mehmet Bey. Ben bunu 16 senedir söylüyorum. Evet. 16 senedir, tabii 16 senedir söylüyorken bunlar benim 2010 yılında başlayacağım projelerdi. Onu da altını çizerek belirteyim. Yani 16 senedir uğraşmıyorum. 2010'da başlatacağım projelerden bir tanesiydi. Bu ki 2010 yılında ki bu sürecim de bu kimliği bürünmem de bu projelerle ilgili bir konudur. Ben 2010 yılında bu projeler konusunda çalışma yapacağımı söyledim. Uydukent projemden bahsettim. 95'te söyledim ben bunları 20 sene önce. 2015'te oluşacak evet. Projelerimizi 20 sene önce söyledim ben. Şimdi bunlar içi boş projeler mi ya da yapılabilir mi yapılamaz mı? Teknolojiyle ilgili bir takım hatırlatmalarda bulunayım. İnsanlarımız bu cümlelerimi dinlerken lütfen bu örneklerin çerçevesinde, gölgesinde dinlesinler. Bugün teknoloji şirketleri çok değil 3 senede, 5 senede, bilemediniz 7-8 sene içerisinde dünya devi oluyorlar. Dünya devi oluyorlar. Bizim 150 yıllık firmalarımızın, 100 yıllık firmalarımızın sermayelerini belki 3-5 katlıyorlar. Bunun örnekleri vardır. Hepimiz bunun örneklerini biliriz. Açın interneti. Bakın ne kadar milyar dolarlarla ölçülüyor 3 yıllık, 5 yıllık şirketler. Ve hiç belki yüzüne bile bakmayacağınız, çok basit diyebileceğimiz bir takım projelerle. Sosyal paylaşım sitelerini bilirsiniz, arama motorlarını bilirsiniz internet üzerinde. Bunlar gerçekten milyar dolarla ölçülüyor şu anda bunların hacimleri. Ve teknolojik yatırımlar bu tür şeyler getirir. Çok zor mu bir şey? Çok zor bir şey mi bu? Ben 93 yılında, 1993'te Ege Üniversitesi'nde öğrenciyim. Ve 12 Nisan'da Türkiye'ye ilk internet girdi. O dönemde hatta bir takım tatlı söylemler de vardı. Ege Üniversitesi'nden Bitnet hatları geçiyordu ve üniversiteler dünyaya Ege Üniversitesi üzerinden açılıyordu o dönemde. İnternet biz Ege Üniversitesi'nden girmesi gerekir diyorduk. Biz derken tabii akademisyenlerimiz, hocalarımız. Biz o dönemde öğrenciydik. ODTÜ'de tabii biz Ankara'yız, merkez biziz, bürokrasinin merkezi biziz. Bizden almalı interneti Türkiye diye şey yapıyordu ve bu savaşı, bu mücadeleyi daha doğrusu ODTÜ kazandı ve 12 Nisan 1993'te Türkiye'ye internet girdi. Önemli bir tarihtir. Çok güzel bir tarihtir ve ben aynı gün interneti kullandım. Türkiye'de ilk interneti kullanan unvanını almak adına arkadaşlarımızla da anlaştık. Aracı bir takım apliklerle, modülatör yazılımlarla biz interneti kullandık. Bunu neden anlatıyorum? Bakın, biz o dönemde internet konusunda araştırma yapmaya başladık. İnternet nedir, ne yapabiliriz, nasıl projeler geliştirebiliriz ki ben kurumumu kurduktan sonra en önemli projelerimden bir tanesi bu sosyal paylaşım siteleri benzeri bir projeydi. Ve bu projeyi başlattım. Ki şu anda dünya devi olan sosyal paylaşım sitelerinden 8-9 sene önceye tekamül ediyor verdiğim tarihler. Onu da net bir şekilde söyleyeyim. 2004'te kurulmuştur. 98'lerden falan, 97'lerden falan bahsediyorum ben. O dönemde böyle bir projeyi kurdum, oluşturdum. Bir tane de arama motoru yaptım.
bugün bilgisayarınızı açtığınız zaman, ki bunların isimlerini aslında hepimiz biliyoruz. Bunlar Google dediğimiz arama motoru herkes tarafından her gün kullanılan işte Facebook'umuzu biliyoruz, Twitter'ımızı biliyoruz. Bunlar her gün kullanılan şeylerdir. Projem bir noktaya kadar gelişti, sonra ilerleyemedi. Neden ilerleyemedi biliyor musunuz? Biz 98'de dial-up'la bağlanıyorduk. Dial-up dediğimiz bu modemle ve tuşa basıyordunuz. Belki yarım saat, bir saat bilgisayarla uğraşıp internete bağlanıp sonra da internet üzerinden bir takım şeyler yapmaya çalışıyordunuz. Server kurmak nereye? Ya da server'ın altyapısını oluşturmak nereye? O hızı sağlamanız nereye? Mümkün mü? O dönem içerisinde ISDN dediğimiz bir sistemle Avrupa aynı anda 32 tane televizyon kanalı izliyordu. 2000'lerde böyle bir sisteme geçtiler. Teknolojik altyapıdan kastım bu. Destekten kastım evet. Bu. Devlet desteği olmalı, devlet projeleri olmalıdan kastım bu. Eğer devletimiz, hükümetimiz bu tür önlemler alıp insanlarımıza, halkımıza, öğrencilerimize, bilim adamlarımıza bunun altyapısını sağlamazlarsa bu tür projeler gelişemez. Ve Atalan Üsküdar'a geçer, biz sadece seyirci kalırız, kullanıcı kalırız. Kılcal damarlar gibi her yerimizde bağlarlar ve milli gelirimizi dışarıya akıtmış oluruz. Evet, önemli bir noktada. En önemli olay bu. Bugün teknoloji demek bu demektir. Geç oldu mu? Geç olmadı. Geç olmadı ama bir 4 sene daha bekleyecek olursak daha da geç olacak. Bir 4 daha beklersek daha da geç olacak. Ben 2015 için düşünüyordum bazı projelerimi, bu sürecimi. Dedim ki teknolojik gelişmelerde ülkemiz çok geri kalıyor. Atalan Üsküdar'ı geçiyor. Bugün Hindistan'ı görüyorsunuz, Çin'i görüyorsunuz, Rusya'yı görüyorsunuz, Amerika'yı zaten biliyorsunuz. Avrupa'da birçok ülke yazılımla kalkınıyor, teknolojiyle kalkınıyor ve biz burada Konya'mızın gelir kaynaklarından bir tanesi pancardır. En önemli gelir kaynaklarımızdan bir tanesi pancardır. Evet. Pancarı bugün hatta Ilgın bölgesinde de bir sohbette irdeledik. 25 kamyon pancar, 25 kamyon pancar gönderiyorsunuz. Bakın Avrupa'ya ya da işte söylediğimiz ülkelere. Bunlar semboliktir, sadece kıyaslama anlamında söylüyorum. Size karşılığında bir tane CD veriyorlar. CD. İçinde bir tane yazılım var işte. 50 bin dolar, 100 bin dolarlık yazılımlar var biliyorsunuz. Evet. Siz 25 kamyon yetiştirip o pancarı oraya gönderiyorsunuz. Adam size bir tane CD'yi çekip kopyalayıp al diyor. Karşılığını kullan diyor. O da senden gelirini o şekilde elde etmiş oluyor. Teknoloji bu demektir. Eğer biz bunu fark etmezsek bu süreç çok daha farklı bir durum alacak. Değişecek. Yarın verecek pancarımız kalmayacak. Buğdayımız kalmayacak. Milli sermayemiz gidiyor, milli gelirimiz gidiyor yurt dışına. Bakın teknoloji bugün önlem alınması gereken çok önemli bir unsurdur. Ben bunlar için siyasi bir kimliğe bürünmek istedim. Ankara'da yer almak istiyorum. Bunların savunusunu, bunların mücadelesini vermek istiyorum. Peki Özgür Bey, az önce de bahsettiğiniz gibi bilişim üzerine, iletişim üzerine çalışmalarınız var. Bu alanda iş sektörünüze yönelik çalışmalarınız var. Ama şöyle dışarıdan objektif bakacak olursak Konya'nın en büyük sorunları nelerdir? Sizin mutlaka bu sorunlara yönelik projeleriniz vardır. Şimdi Konya'nın en büyük sorunları nelerdir? Bakın Konya'mız için özellikle son zamanlarda biraz polemik haline geldi. Çok değinmeyecektim ama siz sorduğunuz için ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Konya'mızın önemli sorunlardan bir tanesi nitelikli personel barındıramayışıdır. Ve bundan dolayı göç veriyor olmasıdır. Geçenlerde bir siyasimiz bunu açıkladı. Dedi ki göç falan vermiyoruz dedi ama onu araştıran kişi tam olarak içini doldursun dedi. Ben bu konuda doldurmaya da hazırım. İstediği yerde konuşup tartışıp bunları da paylaşabilirim. Göç verdiği şuradan belli 16 milletvekili varken 14'e düştü zaten. Bu evet, evet. Bunları lütfen bunları süslemeyelim. İstatistik, bakın ben yüksek lisansımı endüstri mühendisliğinde yaptım. Bilgisayar mühendisiyim ama yüksek lisansım endüstri mühendisliği yaptım. İstatistiksel bilgi analizini de çok rahat yapabilirim, gerçekleştirebilirim. İstatistiksel bilgileri lütfen halkın kafasını karıştırmak için kullanmayalım. Dediğiniz gibi en insanlarımızın anlayabileceği şudur. Benim 16 tane milletvekilim vardı, 14'e düştü. Evet. Bu nedir? Seçmen sayısının düştüğü anlamına gelir. Bu nedir? Göç verdiği anlamındadır. Evet. Nüfusun düştüğü anlamına gelir. Bizim anlamamız gereken bu. Artık Türkiye'deki temsilimiz 16'dan 14'e düşmüştür. Bu bile önemli.